abi. Sakalınızı da. Burada zaten hamam kokusu var. Buna şükür ya. Yani buna şükür buna yaptığımız çok. Ayak testlerimiz arka tarafta 3.50'ye doğru geliyor. Tabii ki burada 5 tane gölümüz var. Bir tanesi Ilık Göl, diğerleri ise Karagöl. Değişik isimlerle alınan göllerimiz var. Alan olarak hayvan açısından zenginlik potansiyeli, endemik bitki açısından da çok zenginlik potansiyeli var. En önemlisi buraya ait değişik bir geven türünün olması. Buraya özel bir özel isim olan. Kadar 10 metre yol genişliğimiz var. Daha sonra ileride yolun genişliğimiz projemize göre 8 metreye düşüyordu. Tepenin başlangıcına kadar bütün sıcak karışım dediğimiz PSK kaplama yapacak tutuyordu. Gelir ona da geldi. Ona da geldi. Başbakan talimatı var ya. Ona da geldi. Ona da geldi. Mideye. Mideye. Her şeyin dermanı. Dermanı. Şimdi tabii ben bana tatlana bittiyse bu bölgeye Muş'a yıllarca geldim. Fakat Nemrut'a ilk defa çıktım. Hem yeni yapılan tepeye kadar olan bölümde çok güzel bir yol yapılıyor. Buraya gelen misafirlerin, turistlerin ulaşması için önemli. Kışın da biliyorsunuz çok karaldığı için burası kış sporlarının yani kayak sporunun yapılması gerektiği bir yer. O yüzden yolun muhakkak bitirilmesi gerekiyor. Ama tepeden buraya Krater Gölü'ne doğru döndüğümüzde buraya ulaşım çok zor şu şartlarda. Burayı tabii turizme açmamız gerekiyor. Bu milli parkın içerisinde sit alanının bulunduğu bölgede muhakkak ulaşım yolunun olması gerekiyor. Buradaki doğayı bozmayacak şekilde bir proje yaparak bu gölün kıyısına kadar ulaşmamız gerekiyor. Biz herhalde bir saattir yoldayız. Bir saatten beri çok yavaş ilerleyerek geliyoruz ve yollar da çok bozuk. Muhakkak bakanlıkla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kurullarla, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler görüşerek bu işi halletmemiz gerekiyor. Tek yani bizim de tabii üzerimizde durduğumuz şey doğanın yapısını bozmadan bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü doğayı bozduktan sonra zaten buranın bir önemi kalmamış oluyor. Yüksek olmayan ahşap günübirlik alanlarının muhakkak olması gerekiyor. Yani burada insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği, gelip göl kısmında oturabilecekleri, gününü geçirebilecekleri, yani günlük aktivitelerini yapabileceği ahşaptan yerlerin yapılması gerekiyor.